Hayır. Net. Hayır. Hayır, öyle bir şart yok. Öyle bir ön şart yok. Artık zaten kurumlar kendi aralarında konuştular ve öyle bir ön şart da yok. Veya başkasının onayıyla, başka bir kurumun onayıyla, bir saniye, başka kurumun onayına bağlı değil. Buyurun. Yok, öyle bir izlenim görmedik ve böyle bir söz de vermediler. Biz ama kendilerine söyledik. Çok net bir şekilde söyledik. Yani Pompeo da CIA direktörlüğü yaptı. Aralarındaki bağı en iyi bilen sensin. Dolayısıyla sizin askerleriniz de kabul ediyor. Durum buyken, PKK ile bağlantıları ortadayken, sizin onlarla işbirliği yapmanız, bundan sonraki süreçte de eğer yaparsanız, bu yine ilişkilerimizi zedelemeye devam eder dedik. Tehlikeliklerin tespitleri doğrudan uygulanacak mı, yoksa bir onay için teknik ekipleri bizim belirlediğimiz yol haritasını nasıl uygulayacaklarını konuşacaklar. Artık bundan sonra şöyle mi olacak, böyle mi olacak değil, yol haritasının uygulamasını konuşacaklar ve hazırlığını yapacaklar. Yol haritası ortada, net. Bu Rex Tillerson'ın ziyaretinden önce bir açıklamaydı ve Rex Tillerson'ın açıklamasıyla bu çalışma gruplarını kurma kararı aldık ve Münbiç'in temizlenmesi, YPG'den temizlenmesi konusunda birlikte hareket edelim teklifinden sonra biz bu sürece girdik. Dolayısıyla o süreçte de biz ne diyorduk? ABD buradan YPG, PKK'yı çekmezse biz vururuz diyorduk. Tıpkı Afrin'de yaptığımız gibi. Ve o zaman belki sahada kendini bilmez bir iki asker böyle açıklama yapmıştır, haddini aşmıştır. Ama bu yol haritası belirlendikten sonra bu yol haritasını, daha doğrusu komisyon kurul yol haritası konusunda çalışmalar başladıktan sonra burada soru işareti oluşturacak herhangi bir tavır ve açıklama gelmedi. Hayır, şimdi biz şu anda Münbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız ve daha sonra Münbiç modeli bittikten sonra diğer şehirlere doğru bu yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman belli olur ABD'nin tavrı tam olarak diğer yerlerde de YPG'yi çekecek mi? YPG'liler nereye gidecek, ne olacak? Tabii bunların zorla bunların içine kattıkları çok sayıda Arap da var. Adına Suriye Demokratik Gücü koydular. Biz Suriye demokratik gücüymüş, Suriye'nin geleceğiymiş vesaire bunları bilmeyiz dedik. Bunların hepsi PKK, YPG'dir bizim gözümüzde ve bu tür oluşumları da bize teklif etmeyin. Yani burada güvenlik birimleriyle ilgili ya da Münbiç ve diğer yerlerde yönetimde yer alacak kişilerle ilgili bunları bize teklif etmeyin dedik. Bunların hepsi bizim için eşittir YPG, PKK. Dolayısıyla bu Fırat'ın doğusundaki şehirlerde bu yol haritası uygulamaya başladığımız zaman o zaman göreceğiz bu konuda ABD'nin tutumu. Şu andaki takvimde ilk olarak Münbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız. Yani bu ilişkilerimizin biraz önce dediğim gibi kopma noktasına geldiği bir anda ABD'lilerden bu öneriler gelmeye başladı. Tillerson Ankara'yı ziyaret etti. Başkan Trump'ın bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. Türkiye ile ilişkilerimiz niye bozuluyor, kim bozuyor, neden Türkiye ile ilişkilerimizi düzeltmiyoruz, ben Türkiye ile ilişkilere çok önem veriyorum dediğini biliyoruz. Tam bu süreçte ilişkilerin tam gerildiği ve kopma noktasına geldiği bir noktada onlar da bizi ziyaret ettiler ve bu çalışmaları başlattık. YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Dolayısıyla çekilme süreci bittiği zaman da silahlar alınmış olacak. Sayın Bakan, bu mutabakatın içerisinde Türkiye ve Amerika dışında 3
Hayır, hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu tamamen hayır. Fransa, hiçbir ülke deyince bu Fransa'yı da kapsar arkadaşlar. Yani İngiltere'yi de kapsar, Belçika'yı da kapsar. Hiçbir ülke olmayacak demek, hiçbirisi olmayacak demektir. Bu Türkiye ile ABD, biz bir saniye cevap vereyim. Türkiye ve ABD'nin birlikte uygulayacağı bir yol haritasıdır. Ha, genel anlamda daha sonra ileriki aşamada Suriye için biz biliyorsunuz fikirdaş ülkeler toplantısı yapacağız. İstanbul'da yapacağız. Bu bakan değişikliği sebebiyle yapamamıştık. Şimdi de bizde seçim var. Diğer zaten platformlarda koalisyonun içinde olan ya da Suriye ile ilgili oluşan platformlarda yer alan ülkelerle siyasi çözüm ve diğer konularda zaten işbirliğimiz olacaktır ve birlikte adım atmalıyız ki siyasi çözüme de gidelim. Yine terörle mücadelede zaten biz koalisyonun içinde aktif bir ülkeyiz. Bu çalışmalarımız hep birlikte devam edecek. Ortada bir belge var, bu bir anlaşma değil. Bu bir yol haritası, mutabık kalınan bir yol haritası ve iki Dışişleri Bakanı'nın onayladığı bir belgedir. Dolayısıyla burada hukuki belgenin ötesinde esasen iki ülkenin ilişkilerini etkileyecek bir yol haritasıdır. Uygulamasıyla beraber olumlu ya da olumsuz ama şu anda onaylandığına göre olumlu anlamda diyebiliriz. Tabii ki uygulamayı da görmemiz gerekiyor. Bu bir hani uluslararası anlaşma ya da hükümetler arası bir anlaşma değil. Onay verdiğimiz, onayladığımız bir yol haritası. O sayıyı Genelkurmay'ımıza sormak lazım. Hayır, o sayıyı ve kimlerin gideceğini Genelkurmay'ımıza sormak lazım. Ben Dışişleri Bakanıyım. Dolayısıyla kaç asker gidecek, subay mı gidecek veya as subay mı gidecek, onlar o konuda ben karar veremem. Ama zaten Tillerson'la kurduğumuz çalışma grubu bize tavsiyeleri getirdi. Ve yanılmıyorsam 3 tane toplantı yapıldı. Bu toplantılarda ortaya taslak bir yol haritası çıktı. Biz de bunu onayladık. Yani ufak tefek bir iki kelimelik böyle güncelleme oldu tabii. Güncelleme olabilir ama özünde yol haritasında çalışma grubunun ön mütabakat sağladığı yol haritasında haritasının özünde bir değişiklik olmadı. Bu Rakka'da olacak. Rakka'da olması gerekiyor. Tüm hepsi olması gerekiyor. Kobani olması özellikle Kürtler için de iyidir. Neden iyidir? Çünkü YPG çok sayıda Kürt'ü buradan sürgüne gönderdi. Ve bizde Türkiye'de yaşayan 400 bin civarında Kürt var. Sadece Arapları, Türkmenleri ya da Hristiyanları diğerlerini sürgüne göndermedi. Kürtler de sürgüne gönderdi. Çok sayıda Kürt partisini Suriye'de YPG, PKK kapattı.